Artık hocasını Nisan ayında falan belirleyip Nisan ayında rahat rahat sakin sakin belirleyip çünkü Galatasaray'ın bir tane hedefi var zaten şu anda tek bir hedefi var kupa başka bir hedefi yok Ziraat Türkiye Kupası e, sakin bir şekilde araştırmalarını yapacak e, genç oyuncularla başarılı olan hoca kimdir mesela buna bakacak bu kritere çünkü Galatasarayın önümüzdeki sene de ciddi transferler yapabilme olasılığı yok daha genç oyunculara doğru yönelecek. Nitekim Mustafa Denizli'nin de planı buydu. Yani bu devre arasında 5-6 tane oyuncu alıp onlarla gelecek senenin planını yapmak istemişti. Böyle benim kanaatimi soruyorsan bu antrenörler arasında gençlere önem verebilecek, Avrupa'yı iyi tarayıp oradan iyi, geleceği oyuncuları iyi belirleyecek bir hocayı bulmak. Ama bunu bu sezon getirmemek lazım. Çünkü bu sezon tükenmişlik sendromu yaşıyor Galatasaray'da, futbolcularda, teknik kadroda, yönetimde. Şimdi getirdiğiniz anda iki galibiyet, iki mağlubiyet, bir galibiyet, bir mağlubiyet derken oyun o hoca da yıpranacak. Yani evet. çünkü elindeki malzemenin yetersiz olduğu gerçeğini biliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Yerli hoca noktasında biraz kuşkuluyum yerli hoca konusunda. Gerçi bu sözleri söylediğimde. Galatasaraylılar çok kızıyorlar, hoşlarına gitmiyor ama hoşlarına gitmese de bir gerçeği vurgulamamız lazım. Şu anda bütün ipler Snyder'in elinde. Teknik direktör de o, takım lideri de o, takım kaptanı da o. Yani şu anda bütün ipler Snyder'in elinde. Snyder'in ben yerli hoca almayın dedim. Ya bu böyle bir şey söyleme hakkı olamaz futbolcunun ne olursa olsun. Yani evet futbol takımla bir konuşma olur ama Böyle bir şey olamaz. Şimdi bu ortamdan sonra yeniden bir teknik direktör, yerli teknik direktör olursa yine aynı kriz devam eder gibi bir korkum, bir endişem var. Çünkü söylediği söz şu, benim en önemli söylediğim yani referans aldığım cümle şu. Yerli oyuncular yerli hocalarla şımarıyorlar diyor Snyder. Yani diyor ki ben bunları söylemedim falan. Yani sen bunları söylemedin Guido Albers söyledi.